Gençler merhaba. Bugün size çok farklı bir videoyla e, seslenmiş olacağız. Sıfır bilgiyle soru çözmek için 3 taktik dedik gençler. Yani hiçbir şey bilmeden ben soru çözebilir miyim acaba? Çözebildiğinizi göstereceğiz. Özellikle bakın biyolojide tablo sorularında bu tabii ki bu takni, taktiğimizi gençler diğer derslerde de uygulayabilirsiniz. Göreceksiniz ki gerçekten de e, taktik uyuyor. Yani e, kendini gerçekleştirmiş oluyor gençler. Bazı sorularda %100. Bazı en kötü ihtimalle gençler %50 soruyu cevaplamış oluyoruz. Yani %50 bile bilmediğimiz sorularda özellikle ne kadar fazla işimize yaradığını göreceksiniz. Ki çoğu soruda da %100 işimize yaradığını görmüş olacaksınız gençler. Tabi burada sadece bugün bir taktiği uygulamış olacağız. Bir taktiği göreceğiz gençler. Diğer derslerimizde diğer taktiklerimizi de sırayla görmüş olacağız gençler. Birinci taktiğimizle başlayalım gençler. Evet, bakın buradaki ana mantığımız şu gençler. Soruyu hazırlayan kişiler, kişi veya bilinç altında sürekli olarak cevap bulunur. O zaman ne yapacaktır? Şıklarda cevabı çok daha kullanacaktır. O zaman biz de ters mantıkla düşünerek az olan cevap olamaz deyip onları eleyeceğiz. Başlayalım gençler. O zaman bakın birinci sütunumuzda azalırlar bakın 1, 2 ve 3 yerde var. O zaman artarları hemen ne yapıyorum? eliyorum. Yine ikinci sütunumuzda gençler artar, artar ama azalırlar daha çok. Bunu eliyorum o zaman. Azalırlar bunları eliyorum. Azalırlar daha çok. Burada ise gençler bakın azalır burada var, burada var eliyorum. Artarlar o zaman doğru olur. Bakın çakışma en fazla nerede oldu? D şıkkında. Ve gördüğünüz gibi gençler soruyu hiç okumadan ne yapmış olduk? %100 doğru yapmış olduk. 86 de gelmiş olan bir soru ki o zamanki ÖYS e soruları gençlik. Gençler zordu kolay değildi. Geldik gençler diğer bir sorumuza 88 ÖYS'de gençler en eski sorulardan günümüzün sorularına kadar geleceğiz. Bütün sorulara bakacağız gençler. Bütün ÖSYM'nin bugüne kadar e, yapmış olduğu bütün sınavlardaki soruları taradık çıkardık size. Soruyu hiç okumuyorum gençler. Hemen bakıyorum birinci sütunumda artma 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 en fazla azalırları siliyorum. Hemen burada gençler azalırlar 2'ye var. siliyorum artmalara noktamı koyuyorum yine buradan gençler artmalar var siliyorum Aza pardon siliyorum bunları artmalara noktamızı koyuyoruz çakışma en fazla nerede oldu C şıkkında yine %100 bakın %100 bakın doğru cevaplamış olduk bilmediğimiz bir soru olsaymış eğer bu e, sınavda bakın %100 doğru cevaplamış olduk gençler. Diğer bir sorumuza bakıyoruz gençler. Bakıyoruz birinci sütunumuzda her, her birinden birer tane var. Bir eleme yapamıyorum. Burada bakın birden iki tane var gençler. O zaman bunları eliyorum. Burada yine gençler bir şey eleyemiyorum. Çünkü her birinden birer tane var. Ve burada da gençler bakın ikiden iki tane kullandığı için diğerlerini elerim. Zaten bunları elediğim zaman gençler bakın B şıkkı gitti. Ondan sonra E, git, e D şıkı gitti. D şıkkı gitti. E şıkı gitti ve aşkı gitmişti ve gençler bakın ne oldu? C şıkı çıkmış oldu gençler. O zaman doğru cevap bakın burada bir iki tane noktamızda eşleşme oldu gençler. Cevabımız da yine yüzde yüz bakın doğru çıkmış oldu gençler. Bu sorumuza bakalım. Gençler bakın burada az olanı hemen eliyorum. Burada bir en az olduğu için eledim. Burada gençler iki az olduğu için eledik. Burada ise gençler 3 az olduğu için eledik. O zaman bakın A gitti, B gitti, D gitti ve bakın E şıkıyla C şıkı kaldı. Cevabımız ya C'dir ya da E'dir gençler ve bakıyoruz ki ÖSYM buna E cevabını vermiş. Yine de %100 %50 cevaplamış oluyoruz gençler. %50'ye bile kalsanız atın. Bakın orada yine %50 kalsanız bile yine şansınız var. Evet, diğer sorumuza geçelim gençler. Bakın burada yine ee, hemen değişmezleri attım. Artarlara hemen cevabımızı, e, şık e, noktamızı koyuyoruz. Burada bakın değişmez attım. Artarlar ve azalırlar aynıymış zaten. Bakın azalırlar, artarlar aynı. Burada ise gençler artar, artar, artar'a noktamızı koyduk. Diğerlerini eledim. Bakın en fazla nokta nerede e, olmuş oldu? Artarlarda almış oldu. Zaten bakın bunu e, pardon, e, evet. Burada da gençler dikkat edersek pardon bunu e, yanlış yaptık. Burada da noktalarımız en fazla buralarda oldu. Evet o zaman yine C ve E şıkımız çıkıyor. Her ihtimale karşı %50 yine cevabımızı doğru yapmış olduk gençler. Burada hemen bakın bir üstünde kimotripsini eledim. Burada gençler e, amilazı eledim. Burada gençler pepsini eledim. O zaman A şıkkı gitti. C şıkkı gitti. E şıkkı gitti. Cevap ya B'dir ya da D'dir. Bakıyoruz ki ÖSYM B cevabını vermiş gençler. Bakın hiç soruya karışmadan bilmiyorsak eğer gençler özellikle bu tekniği kullanıyoruz. Ve %100 ne yaptık? E, pardon %50 doğru cevaplamış olduk gençler. Buna bakıyoruz gençler. Hemen bakın burada e, 2'yi eledim. Burada e, 3'ü eledim. Burada gençler e, bir eledim. Ve yine ne oldu gençler? A, B, C şıklarımız gitti. Cevap ya dedir ya da edir. Bakıyoruz ki gerçekten E çıkmış oldu gençler. Evet diğer hemen şıkımıza bakıyoruz gençler. Diğer sorumuza bakıyoruz. Burada gençler bakın az olanları eliyorum. Az olanlar ne? Burada hemen yağ asidini buradan sildim. Burada gençler e, amino asit çok. O zaman deoksiribozu da yağ asidini de ne yapıyorum? Pardon ya asidi 2 noktada varmış. Sadece de oksijen ile bildim. Burada ise gençler amino asidi sildim. Cevabımız o zaman bakın B gitti, C gitti, D gitti. Ya A'dır ya da E'dir gençler. Yine %50 ile cevaplamış oluyoruz gençler. Bu sorumuza bakıyoruz. Hemen 3'ü eledi, eledim. Burada gençler 2 eledim. Burada gençler iki eledik. Bakın burada da A gitti. D gitti. E gitti. B, C. Bakıyoruz ki evet ÖSM buna B cevabını vermiş gençler. Burada yine gençler bakalım. E 10. soru oldu. Bakın. Burada hemen hücre zarını eriyorum. Burada az olanlar olduğu için. Burada gençlik komşu komşu demiş. Toplazmayı eriyorum. Burada gençler her birinden birer tane varmış. Birer tane olduğu için hepsini ediyorum Burada stoplazma stoplazma kaldı. Bakın cevabımız bakın yüzde yüz yakalamış olduk bu sefer. Yüzde yüz başarı elde etmiş oluyoruz. Yine bu soruda da gençler. Bakın en kötü şanslı yüzde elli şansımız var. Buraya bakalım. Burada bakın iki eledim. Ee, evet iki eliyorum. Burada gençler 3 eliyorum. Burada gençler biri eliyoruz. Bakın ne oldu? B gitti. A ondan sonra D gitti, E gitti, A ve C kaldı. Cevabımız ya A y, ya C. Bakıyoruz A şıkkını cevap olarak vermiş ÖSYM. Buraya bakıyoruz gençler. 12. sorumuz. Burada neyi eliyorum gençler? Burada e, M'yi eliyorum gençler. Burada gençlik e, K, N ve M'yi eliyoruz gençler. Burada gençler en fazla ne olduğu için M L K'yı eliyorum gençler. Bakın burada direkt zaten şunu da eledik, şunu da eledik, şunu da eledik, şunu da eledik. Cevap direkt ne oldu gençler? E şıkkı çıkmış oldu. Ve gençler dikkat ederseniz sütun sayısı arttığı zaman bizim başarı elde etme şansımız daha fazla olmuş oluyor. Bakın burada da %100 bulmuş olduk cevabı. Buraya bakıyoruz gençler. Burada hemen eledik bunu. Burada gençler şunu eledik gençler burada hemen e, az olanları ediyoruz e, mantık, mantık olarak gençler. Burada şunu eledik. Bakın A gitti. B gitti. D gitti. C ve E kaldı gençler. E, şansımız %50. Burada yine C ve E şıkları. Burada ise gençler bakın hemen e, dokuz sıvısını attık buradan. Ondan sonra sildik. Burada da gençler aort kanını sildik. Burada da gençler e, alvoğlu sildik. Bakın e şıkkımız gitti, C gitti, A gitti, B ve D kaldı. Bakıyoruz ki B'ymiş gençler. Bakın %50 şansımız her zaman var gençler. Buraya bakıyoruz gençlik. Burada e, toplar damarı attım. Burada gençler hmm, kıl atar damarı attım. Burada gençlik kılcal damarı attık. O zaman gençler A gitti, C gitti, D gitti. Bakın B ve E şıkkımız kalmış oldu gençler. Yine %50 tutturma şansımız var. %50 gençler az bir oran değil 5'li sorularda. Her zaman size hesapladığınız zaman size daha fazla puan getirmiş oluyor. Bunu 4-5 soru üzerinde kendiniz de hesaplarsanız çok daha karlı olduğunu gözünüzü göreceksiniz. Burada gençler hemen çok önemli atıyorum ki bazen de %100, yüzde %50 oranı da %100 hasta tutturuyoruz. Burada gençler az olan gitti. Burada gençler evet orta gitti. O zaman bakın A şıkkımız gitti, C şıkkımız gitti, E şıkkımız gitti. Gençler B ve D şıkları kaldı. Cevap olarak da B vermiş gençlik. Buraya baktığımız zaman gençler burada tükürük bezini eledik. Burada e, mideyi eledik. Burada gençlik neyi eliyoruz? Pankrası eliyoruz. Yine B, C, D gitti. Bakın ya A ya E gençler bakıyoruz ki A demiş ÖSYM. E. Buraya bakalım gençler. Burada M gitti. Burada gençlik e, L gitti. Ve burada gençlik e, K gitti. K gitti buradan da. O zaman E gitti. D gitti. A gitti. B ve C. Evet bakıyoruz ki C'miş gençler. Yine %50 şansımız var. Evet dörtlü sütun olunca gençler %100 tutturuyoruz. Evet %100 tutturuyoruz gençler. Dörtlü sütunlarda hiç soruyu okumuyoruz ve ağır da bir soru gençler. Bakın 87'de de gelmiş. ÖYS'nin ÖYS'de çıkmış bir soru. Ağır da bir soru gençler. Bakın şurada az çok olanlara noktamızı koyalım. Burada çok olanlara noktamızı koyalım. Az olan. Burada da çokluk var. Ama burada çokluk daha fazla. Bakın burada çok çok çok. Burada çok çok çok. Nerede çakıştık gençler? Deşikında. Al sana yüzde yüz bir doğru cevap. Bakın sütun sayısı artınca yüzde yüz gençler bu teknikte. Yüzde yüz. Evet şuna bakalım gençler. Burada Hemen e, hücre zarı. Evet hücre zarını eliyorum. Burada gençler. Burada gençler e, karbondioksit özümlemesini eliyorum gençler. Çünkü burada ikişer ikişer var. Burada gençler mitokondri ribozom kullanmış. Ribozomları eliyorum gençler. Bakın burada D gitti. C gitmişti. B gitti. A gitti. Ve gençler E şıkı kaldı. Ve dikkat ederseniz yine %100 bir oranla gençler sorumuzu doğru cevaplamış olduk gençlik. Buraya bakıyoruz, Burada L'yi eledim, burada gençlik K'yı eledik, burada gençlik M'yi eledik. Bakın A gitti, C gitti, D gitti, ya B ya E, %50 şansımız var burada gençler. %50 olduğu zaman atın gençler, %50, 5'li şıklarda bakın, %50 iyi bir orandır. Burada gençlik hemen 5 şıkkına bakıyoruz. Ee, e, pardon, e, şu 22. soru. 22. soruya gelmişiz bakın dikkat ederseniz. Burada gençlik e, kimi eliyoruz? Z'yi eliyoruz. Burada gençlik X'i eliyoruz. Burada gençlik eee Y'yi eliyoruz. Bakın A gitti, D gitti, E gitti. B, B, C kaldı ve cevap olarak da 5 şıkkını vermiş ÖSYM. Burada gençlik ikili olanlarda işimiz biraz zor ama yine de çözülebiliyor. Burada az olanı atıyorum. Bu gitti. Şu ikisi ikili olduğu için kaldı. Burada ama bundan 3 tane olduğu için. Bakın şunu da eledim. Şunu da eledim. Bakın yine ne yaptık? %50 şansımız oldu. Ya e, A'dır ya C'dir. E, a olarak cevap verilmiş gençler burada. Evet şuna bakıyoruz gençler. Burada kimi eliyoruz? Burada C'yi e, eledik. 2'yi eledik. Burada gençlik bunu eledik, burada da gençlik biri eliyoruz ve bakın e, B, C, E gidince D ve A kaldı. E burada ne vermiş? D şıkkını cevap olarak vermiş gençler yine yüzde elde yakalamış oluyoruz. Evet e, 2019 yani geçen sene gelmiş olan bir soru gençler. Mayoz vermiş, mayoz 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 e, mitoz var burada. Pardon gençler hemen az olanı eliyoruz. Bakın bunu eledik. Burada bunlar. Daha noktamızı koyalım. Burada bakın gençler tomurcuklanmayı eliyoruz. Buraya noktamızı koyuyoruz. Ve burada ise bakın yine gençlik gametimiz var. Şu ikisini eliyoruz. Burada yine zigotlara noktamızı koyuyoruz. En çok çakışma nerede oldu gençler? C şıkkında oldu. Ve yine bakın %100 yüz e, soruyu hiç okumadan cevaplamış olduk gençlik. 26. Soruya bakıyoruz. Burada ise gençlik bakın en fazla bakteri var. Bakterilere nokta koyuyoruz. Diğerlerini eliyoruz. Burada zaten her birer tane olduğu için bir şey yapamıyorum. Ama yine de %50 ile sorumuzu çözmüş oluyoruz gençler. Ya C'dir ya E'dir. O zaman en kötü ihtimalle %50 ile cevaplamış olduk sorumuzu gençler. Buraya bakıyoruz. 27. soruya gelmişiz. Bakın gençler burada sodyumu eledik. Burada evet burada üreyi eledik. Burada e, glikozu eledik. O zaman B gitti, C gitti, D gitti. Pardon, pardon, pardon. C gitmedi. Burada E gitti. O zaman A, B, C kaldı gençler. Cevabımız ya A ya C bakıyoruz ÖSYM C şıkkını cevap olarak vermiş. Yine %50 tutturuyoruz gençler. Buraya bakıyoruz gençler. E, lipidi eledim. Burada gençlik, eee nükleik asidi eledik. Burada gençlik, e, protein eledik. Bakın B gitti, C gitti, D gitti. Ya A ya E yine %50 ile tutturmuş oluyoruz gençler cevabımızı. Burada ise gençler aşı aşı iki tane var hastalık iki tane var serumu atıyoruz. Burada gençlik yine serumdan iki tane var aşıdan iki tane var hastalığı atıyoruz. Burada hastalıktan iki tane var aşıdan bir tane var atıyoruz. Serumdan iki tane var gençler o zaman bakın bu gitti bu gitti bu gitti cevap ya A ya C bakıyoruz ki evet gerçekten de yüzde. 50 C'yi tutturmuş oluyoruz. Gençler bakın bu çözdüğümüz soruların hemen hemen yarısında %50 tuturduk. Yarısına yakınında ise %100 tuturduk. O zaman bu tekniği kullanabiliriz. Diğer taktiklerimizde gençler devam edeceğiz. Bu tarz taktiklerimize devam edeceğiz. Bakın hiç soru okumadan, cevaplamadan bazen olur ki zamanınız sıkışır. Zaman bulamazsanız hızlı bir şekilde bu taktiği kullanabilirsiniz. Bazen bakarsınız soru çok uzun bu taktiği kullanabilirsiniz. Soru hakkında hiç fikriniz yoktur kullanabilirsiniz. Az bir fikriniz varsa bile kullanabilirsiniz. Yani bu taktiği ne zaman uyguluyoruz gençler? Ee, çok az bilgiye sahipsak eğer gerçekten çözemiyorsak o zaman e, %100 bu tekniği kullanıp çözebiliriz ki... Bu tarz tablo sorulara gençler çok fazla geliyor. Sadece biyolojide değil fizikte, kimyada, matematikte hatta şu an geometride... E, tarihte, coğrafyada geliyor. O yüzden gençler, bu tablo sorularının hepsi ÖSYM'nin, bakın bu soruların hepsi ÖSYM'nin de e, gösterdik size zaten doğru çıktığını, e, en az bir bu şekilde 10 e, netinizi bu mantıkla bile arttırabilirsiniz gençler. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum gençler.